Şükrü Erdinç, Adana Milletvekili. Buyurun Sayın Erdinç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2015 yılı bütçe tasarısının 9. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Rabbime hamdolsun ki devletimizin bütçesi yıldan yıla güçleniyor ve böylelikle de yatırım alanları daha da genişliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bir üyesi olarak şunu söylemeliyim. Gelir ve gider dengelerini negatiften sıfıra çekmeye çalışırken toplumsal ihtiyaçların iyi analiz edilmesinin önem arz ettiğini söylemeliyim. Gelirinizin artması ve buna karşılık ihtiyaçları gidermek üzere ödemelerin de artmış olması refah seviyesinin bir ölçütüdür. Zaten toplum sizi bu hususta yönlendiriyor. Hangi alanda ihtiyaçlar öncelikli, sıralama nasıl yapılmalı gibi konular toplumun beklentileri ve talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Bizler de milletvekilleri olarak sahada ihtiyaçları ve halkımızın beklentilerini tespit edip hükümetimize aktarıyoruz. Değerli arkadaşlar, vaktim kısa. Bu nedenle son günlerde üzerlerinde konuşulan birkaç hususa değinip konuşmamı tamamlayacağım. Deniliyor ki hükümetiniz paralel yapıdan intikam alıyor. İntikam almak için haksızlığa uğramak gerekir. Bir de şu da çok önemli. Bunu söyleyenler açısından demek ki sizler de devlete karşı paralel bir yapılanmanın varlığını kabul ediyorsunuz. Hatırlatırım. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz. Biz zulme karşı adalet diyoruz. Biz haksızlığa karşı adalet diyoruz. Özgürlüğü vesayet altına alanlara karşı adalet diyoruz. Siz buyurun adına intikam deyin. Değerli milletvekilleri, bir başka husus da Osmanlıca konusu. Hatırlatmak isterim ki Osmanlıca bugün konuştuğumuz dilin özüdür. Alfabesi de bugün dünya genelinde kullanılan Arap alfabesinin Türkçe'ye uyarlanmış halidir. Ancak Osmanlıca'ya olan tepki bu noktada her ne kadar fazla dillendirilmese de aslında Arap alfabesine olan hırstan, İslamofobiden ortaya çıktığını düşünüyorum. Biz bugün Latin alfabesini kullanıyoruz. Okullarımızda da aynı alfabe kökünü kullanan İngilizceyi öğretiyoruz. Böylece müsbet ilmin her türlüsüne erişebiliyoruz. Güzel değil mi? O halde Arap alfabesini de öğretelim. Yalnızca İngilizce konuşulmuyor ki dünyada. Kendi coğrafyamızda konuşulan Asya'nın kuzeyinden yakın doğuya kadar önemli bir alanda konuşulan dillerin alfabesini öğrenmek artık insanımız için bir ihtiyaçtır. Kıymetli arkadaşlar, şimdi diyorlar ki özellikle son 1-2 yıldır hükümetin icraatlarının bırakın başkaları tarafından sorgulanmasına, eleştirilmesine dahi tahammülü ve hoşgörüsü yok. Böyle düşünenlere soruyorum. Peki sizin acaba tahammülünüz ve hoşgörünüz ne kadar? Sizin anlayışınızda her hususun sorgulanmasını, eleştirilmesini makul görmek yer alıyor mu? Buyurun şimdi buradan soruyorum. Anayasa Mahkemesi'nin millet egemenliğinin aynası olan TBMM üzerindeki vesayetini ve varlığını sorguluyorum. Yargı sisteminin hükümet üzerindeki soğuk vesayetini sorguluyorum. Kendini şu an bulunduğumuz TBMM Genel Kurulu üzerinde ve millet iradesi üzerinde olan tüm erkleri sorguluyorum. Artık bundan sonra sorulmayanları soracağız. Sorgulanmayanları da sorgulayacağız. Konuşulmayanları da konuşacağız. Yakın zamanda tümüyle hizmete girecek olan Cumhurbaşkanlığı Sarayımız bu ülkenin, bu devletin merkezi ve kalbi olacaktır. Devlet kendisine bir arazi üzerine bir bina yapıyor. Bunu yargıya ve size soracak değil. Böyle devlet olmaz. Kimseye de sormayacak. Kimseden de izin almayacak. Devlet yönetmek çocuk oyuncağı değil. Devletin bir iradesi var. Bugün konuştuğumdan çok rahatsız oldunuz. Rahatsız olacaksınız. Bundan sonra çok daha fazla rahatsız olacaksınız. Siz rahatsız olacaksınız ki millet rahat edecek. Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Gök.